Şimdi müekkel melek var. Bütün kainatta vekil melek, vazifeli melekler. Bunlar ibadetin bize bir cephesini gösterecek. Meleklerin kulluğu, yani ibadeti nasıl oluyormuş, bunu gösterecek. Onların ibadetleri malumunuz ihlaslıdır. Onlarda hıyanet yoktur. Onlarda ismet sıfatı vardır. Yani hata kusur onlarda mevcut değildir. Bizim meleklerin meşrebinden bir hissemiz var. O yüzden bunların kulluğunu da bilmemiz lazım. Birkaç tane meleği örnekleyelim. Nasıl ibadet ediyorlar? Yani nasıl emirleri uyguluyorlar görelim. Bulutların müekkel meleği vardır. Bulutlara nezaret eder. Orada vazifelidir. Orada Allah'a tesbih ederler. Yağmurun müekkel meleği var mıdır? Her bir tanesine kadar orada Allah'ı tesbih eden vazifeli melekler vardır. Arşın müekkel meleği vardır. Onlara hamele-i arş denir. Hamele, hamileden bilirsiniz, taşımak demektir. Hamele-i arş ne oldu? Arşı taşımak manasında oldu. Şu an 4 tane melek arşı taşımak ile vazifeli. Kıyametten sonra da bu meleklerin sayısının 8 olacağı bize söyleniyor. Cennette baş vazifeli meleğin ismini bilen var mı? Rıdvan meleği. O cennetteki meleklerin efendisi. Bir de cehennemde baş vazifeli melek var. O da Malik meleği. Onlar cehennemde ya Malik bu kadar azap artık yeter diyecekmiş. Malik de onlara sizin ebedi kalacağınız yer burası diyecekmiş. Cehenneme gidenler hüngür hüngür gözyaşlarıyla ağlayacaklarmış. Ve Malik ne diyecekmiş biliyor musunuz? Ağlamanın yeri dünyaydı diyecekmiş. Burada. Bu ibadetlerin yeri burada. O ağlamak ibadetinin bile yeri burada. Ufak bir mesele anlatayım mı? Bütün mevcudatın yaptığı ibadetin içinde esmaya muhatap olmanın lezzeti vardır. Mesela ben bir ara düşündüm. Cehennemde zebaniler, azap melekleri, insanların günahlarının karşılığını onlara yaşatmakla vazifeli. Dedim ki kendilerine has nasıl bir lezzet alıyorlar acaba dedim. Şimdi hani bazı filmlerde falan görürüz. Mesela şöyle bir vatan filmi diyelim mesela, o belki biraz daha uyar. Ne olur mesela? Orada birisi yanlışlar yapar, değil mi? Zarar verir, bir şey yapar. O noktada da böyle vazifeli birisi aradan yıllar geçtikten sonra ona hıyanetinin bedelini bir şekilde ödetir. Ve o ödetmeden sonra filmde duruşundan anladığımız kadarıyla bir lezzet alır. Demek ki sevdiğin bir şeye hıyanetin bedelini ödettiğinde ona uygun bir lezzet alıyorsan, Allah'a kulluk etmemenin karşılığındaki hıyanetin bedelini birisine ödettiğinde, Allah'ın müntakim ismi sende tecelli ettiğinden sen kendine özel bir lezzet alıyorsun. Biraz anlaşıldı mı? Yani bu mevcudat ibadetlerin içerisindeki lezzetin peşinden koşuyor. Kuş uçtuğunda lezzet alıyor. At koştuğunda lezzet alıyor. Melek cennette veyahut cehennemde vazifesini yaptığında lezzet alıyor. Hani her birisinin emre uymalarının altında yatan bir sebep de kulluklarının, ibadetlerin altındaki derin lezzeti alıyorlar. Anladınız değil mi demek istediğimi? Salih müminlerin cenazesine iştirak eden melekler var. Vazifesi buymuş. İbadeti buymuş yani. Şimdi Muaz bin Cebel Efendimizin cenazesine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam katıldığında parmak ucunda yürüyor. Sahabe soruyor, ya Resulallah ne oldu diyor, görmediniz mi arştan inen melek sayısını diyor. O da hassasiyetini ifade ediyor. Demek ki salih kulların cenazesine inin diye ibadet eden yani emir alan melekler var mıymış? Varmış. Salih müminlerin cenazesini yıkayan melekler var mı? Var. Hatırlar mısınız Uhud Savaşı'nda Bilal Efendimiz bağırıyor. Biz daha yeni evli olduğunu anlıyoruz. O evliliğin odasından, evinden çıkan bir sahabe efendimiz var. Hanzala bin Ebi Amir. Hanımı şöyle söylüyor, guslet Hanzala diyor. O da diyor ki çağrıldım, vaktim yok diyor. Uhud'da şehit olduktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, diyor ki Hanzala'yı melekler gümüş tepsilerde yıkadı. Saçının ıslaklığından da sahabe o meseleyi anlıyor zaten. Demek ki salih müminleri yıkayan, hususidir belki, belki tektir, belki çoktur bilemiyoruz ama bir örnek var elimizde. Böyle vazifeli melekler var ve bu vazifelerinden, bu ibadetlerinden
lezzet alıyorum. Bakın kainatta her şeyin ibadetini, kulluğunu okuyoruz yani. Olaya bakın. Sekeratta son halimize şahit olan melekler vardır. Kimdir? Münker, nekir. Münker, nekir kelime olarak bilinmeyen, görünmeyen demek. Yani daha önce hiç göz görmemiş. Yani nasıl bir şey tahayyül edelim? İşte o değil. Buyur hayal et, işte o da değil. Böyle bir şeymiş. Münker, nekir mana olarak bu yani. Eğer kişi abidse, beyaz kıyafetlerde tebessümler içerisinde bir karşılanma olacak. Eğer kişi asi ise siyah kıyafetler, hadiste nasıl diyor? Şimşek gibi çakan mavi gözlerle bir karşılama yaşanacak. Ama dediğim gibi böyle söylediğimizde bile onun karşılığını asla veremiyor yani. Demek ki onlar da sekeratla vazifeliymiş, öyle mi? Allah Allah. Ölüm meleği var. Ölüm meleği kim? Azrail aleyhisselam. Şimdi Kur'an'da Azrail diye geçmiyor, Melekül Mevt diye geçiyor. Yani ölüm meleği diye geçiyor. Azrail aleyhisselamın vazifesi ne biliyor musun? O bizim ruhumuzun muhafızı. Şimdi şu ölümü tekrar bir ufak hatırlatayım da. Hep yanlış biliniyor. Öldüm, uyudum, bayıldım, gittim. Ya ölüm böyle bir şey değil. Ölünce sim kartını alacaklar, 33.10'dan çıkaracaklar, iPhone 5000'e takacaklar. Sim kart aynı sim kart mı? Aynı yani ruh, aynı ruh. Değişen ne? Cesedin değişecek. Ölümde daha şuurlusun, daha canlısın, daha idrak sahibisin, daha iyi göreceksin. Her şeyi, tefekkürü, düşünmeyi, hesaplaşmanın her birini çok daha iyi yapacaksın. Bu dünyada iyi yapamadığım anlar var. Uyuyorum, yorgunum, aklım, şuurum gidiyor. Ölünce %100 çalışacak hepsi. Demek ki ölmek, ruhu bu yırtılabilen cesetten çıkarıp kendine has başka cesete koymaktır. Yani Azrail aleyhisselam gelecek, sim kartı 33.10'dan çıkaracak, iPhone 5000'e takacak. Daha fazla faaliyetleri olacak. Bu dünyada ruhumun kullanabildiği ceset bu kadar. Ölüp nasip olup cennete gidersek cennet benim cesedim olacak. Anladınız mı? Dünyadaki cesede bak. Ahiretteki cesede bak. Cennet insanın cesedi. Allah muhafaza cehennemde ceset olacak. Ruh onun içerisinde öyle dolaşacak. İşte Azrail aleyhisselam bununla mevzufmuş. Allah Allah. Devam edelim. Namazlarda Fatiha'dan sonra cemaatten daha yüksek sesle amin diyen vazifeli melekler var. Ya ne kadar çeşit var değil mi? Birkaçını getirdim inanın ha. Çok çeşitleri var. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kimin amini? Meleklerin aminine üstün gelirse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar diyor. İşte üç mezhep imamı buradan içtihat ediyor. Namazda İmam Efendi'nin Fatiha'sından sonra amin diyor. İmam Ebu Hanife de oradan ihlası anlıyor. O yüzden sessiz şekilde amin diyor. Üç mezhep imamımız Cehri amin diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife de hafi şekilde, gizli şekilde amin diyor. Şimdi demek namazdan sonra Fatiha'da bekleyip de amin diyen vazifeli melek varmış. Ne yapıyorlar peki? İbadet ediyorlar. Ne yaparak? Emirlere uyarak. Emire uymak ibadet demek. Şimdi meleklerin çok vazifesi var ama en büyük vazifeleri insan insan. Ya bu melekler insana nasıl hizmet ediyor? Nasıl biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin Er-Rakib ismi var. Gören, her şeyi bilen, hakim olan. Meleklerin varlığına iman eden bir insan sürekli her an etrafında birileri var ya. Biri var, biri. Birileri var yani. Sürekli etrafında birilerinin olduğunu bilen bir insan Allah'ın daimi gördüğü şuurunu yani ihsan şuurunu daha yüksek şekilde kazanmış oluyor. Şimdi mesela bazı mekana güvenlik kamerası koyuyorlar. Ne diyorlar? Bir sürü güvenlik kamerası var ama tek merkezden biz hepsini görüyoruz. Peki orada insan ne yapıyor? Kendisine bir çeki düzen veriyor. Hatta hani bu pasaportta, kimlikte şipşakçıya gidiyoruz ya, fotoğraf çekileceğiz. Şimdi oradaki arkadaş şık diye bir saniyelik hareket yapacak. Dur diyorsun hemen saçlar, başlar. Böyle iyi mi diyorsun değil mi? Dur yakamı da düzelteyim diyorsun. Hele bir de süslü biri ise adam bezdiriyor değil mi? Bir anlık fotoğrafa bir saat hazırlanan oluyor değil mi? Çanta böyle oldu mu, gözlük böyle oldu mu? Aman. Niye böyle oluyor? O anın birileri tarafından seyredileceğini bildiğin için kendine çeki düzen veriyorsun. Demek ki meleklerin bir insana kattığı en büyük vazife bize Er-Rakib ismini yani sürekli görülüyor olduğumuzun şuurunu vermek. Birisi o şuurda eksikse demek ki meleklere iman şuurunda da eksik demektir. Ayette sıralarken Allah'a imandan sonra gelen sıra da meleklere. Çok ince bir işaret değil mi? Allah Allah. İnsanı demek ki onlarca melek takip ediyor ama iki tanesi hiç yakasını bırakmıyor. Kim onlar? Kiramen katibin. Sağda, solda.
Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Her şeyi yazıyorlar. Adımı günaha gitti. Adım yazılır mı ya? Yazıyor. Namaza vaktinde geldi. Namaz yazılır mı? Yazıyor her şeyi. Orucu tutarken sinirlendi, insanların kalbini kırdı. Oo, bu böyle mi oruç? Her şeyi yazıyor. Bunların varlığını hiç hissedemiyorsak demek ki bu noktada imanımızda zayıflık var demek. Onların varlığının, ibadetlerinin, emirlere uymasının en büyük amacı insan. İnsana Er-Rakib ismini hatırlatmak. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.